fasikül tartışmalarına yeni bir boyut getirmeye amacı taşıyoruz. Aslında bu tür tartışmaları çok sık yapmıyoruz. Hatta belki de ilk kez yapacağız. Bir ihtiyaçtan doğdu. Genelde altyazı fasikülde ifade özgürlüğü ve sansür konusunda haberler yapıyoruz, videolar yapıyoruz. Özellikle de belgesel sinemacıların gördüğü devlet baskısı, hak ihlalleri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Fakat bu kez biraz farklı bir konuda bir aradayız. Sosyal medyadaki ifade özgürlüğü ve sansür tartışmaları son günlerde ayyuka çıktı diyebiliriz. Bu konularda çok fazla belki de insanların bir kısmı böyle bir lükse sahip olanlar evde olduğu için bu konulardaki tartışmalarda arttı. Biz de altyazı fasikül olarak sinemada ifade özgürlüğü ve sansür çalışan bir ekip olarak bu konuda sözümüzü söylemek ve tartışmak istedik. Bunun bir tarafı da şuna dayanıyor. Çok fazla soru da alıyoruz aslında sosyal medyadan hepimiz. Bir tweet attığımızda buna karşılık çok farklı kaynaklardan sorular, bazıları kışkırtıcı, bence kışkırtıcı sorular da aslında gayet güzel bir şey. Ama orada yani Twitter'ın alanında bunu olmamız, kendi derdimizi açıklamamız çok kolay olmuyor ve bazen fazla uzayabiliyor bu tartışmalar vesaire. Sonuçta biraz da bunları göz önünde bulundurarak bu sorulara da cevap olabilecek bir alan açmak için bu tartışmayı düzenledik. Altyazıdan Ali Deniz Şensöz, Senem Aytaş ve Gülengül Altıntaş birlikteyiz. Ben bir giriş yapayım hemen. Şimdi özellikle ifade özgürlüğü denildiğinde gözlemlediğimiz şey, sinema tartışmalarında da filmler üzerine tartışmalarda gözlemlediğimiz şey, ifade özgürlüğünün tahakkümden ayrı bir alanmış gibi ele alınması sosyal medyada çok fazla gözlemlediğimiz bir şey son zamanda. Fakat bak, yani benim kendi görüşüm, ifade özgürlüğü emek alanının özgürlüğünden ayrı düşünülemez. Eğer emek alanı özgür değilse, insanların grev yapma hakkı yoksa bu ülkede, bir ifade özgürlüğünden de bahsetmek mümkün değil. Bunu çok açık görüyoruz şu an salgın sürecinde. Daha önce de görüyorduk. Salgın sürecinde daha açık bir şekilde görmeye başladık. Ne oluyor? TV'lerde aslında çalışan insanların sözü temsil edilmiyor. İşçilerle ilgili hiçbir şey yok ki onlar çalışmak zorunda. Onlar hayatlarını riske atıyor ama onlar televizyonda ve ana akım medyada temsil edilmiyor. Dolayısıyla bir ifade özgürlüğünden bahsediyorsak şu an onun en dip noktalarından birini yaşıyoruz. Ben biraz devam edeyim oradan o zaman. Yani evet, belki gerçekten temel sorun hep yansa Twitter üzerinden konuşuyoruz ya, biraz oradan da başlamamız lazım. Yani farklı farklı boyutları olan bir konu sonuçta. Yani Twitter hani biraz mecranın kendi söylemini, içeriğini ürettiği bir şey var elimizde. O yüzden onun kendi dinamikleri ve ortaya çıkardığı davranış biçimleri, söz söyleme biçimleri falan, bunları da belki birazcık konuşmamız gerekiyor. Yani mecranın belirlediği bir içerik ve söylemden de söz etmek gerekiyor. Bir bu kısmı var. Bir de yani gerçekten en başa dönüp hani ifade özgürlüğü dediğimiz kavram niye var? Nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı, çıkmış olabilir gibi, hani çok çok temelde bir şeyden de başlamamız gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü hani Fırat'ın söylediği gibi ifade özgürlüğü, eğer herkesin her şeyi rahatça söyleyebildiği ve eşit olarak söyleyebildiği bir alan olsaydı dünyamız, zaten böyle bir kavrama ihtiyaç olmayacaktı. Oysa şu anki şeyde hani neden ifade özgürlüğü diye bir kavramın ortaya çıkmış olması ve bununla ihtiyaç duymuş olması, ortadaki bir eşitsizlikten zaten ortaya çıkan bir şey. Yani bir tarafta
hegemonya kavramını kullanalım. Hani en işlevsel belki de o var. Yani bir yanda hegemonya var, hegemonik bir dil var. Onun şey yaptığı bir mekanizmalar bütünü var. Hani o yüzden de bir egemen söylem var. Bir de bu hegemonyanın baskıladığı, tahakkümü altına aldığı, o yüzden de kendine ifade alanı bulamayan başka bireyler, topluluklar, görüşler var. O yüzden orada gerçekten bir tür eşitlik varmış gibi birilerinin söylediğini ifade özgürlüğü sayıp, kimlerinkini sayıp kimlerini saymayacağımız arasında tabii ki bir ayrım var. Öncelikle bence bu ayrımı net olarak ortaya koymak gerekiyor. Yani hegemonik dilden, hegemonik pozisyondan konuşan bir insanla o hegemonyanın tahakkümü altında ezilen, bunun bedellerini ödeyen bir insanın sözlerini aynı şekilde tabii ki savunamayız. O yüzden de hani bu tür tartışmalarda onunkini savunuyorsunuz da neden bununkini savunmuyorsunuz sorusunun cevabı aslında oldukça berrak. Yani bu toplumdaki hem hali hazırda var olan hem de temsil dünyasında da bu varlığını devam ettiren tüm tahakküm ilişkileri için geçerli. Bence hani bu hangi zeminde konuşuyoruz'u bir şey yapmak için, oturtmak için hani belki böyle bir yerden başlasak iyi olur gibi geliyor bana. Evet, ben belki biraz devralabilirim. Burada hani hem Fırat senin hem Senem senin söylediklerinden aslında benim de bütün bu son günlerde dönen tartışmada en fazla bir başlığa dönüşen soru karşımda ifade özgürlüğünün sınırı olamaz mı? Yani çünkü olamazmış gibi bir olmamalıymış gibi bir kabul var. Yani zaten tartışmaya doğrudan birçok kişi bu kabul üzerinden giriyor. İfade özgürlüğü ağzına ne gelirse söyleyebilme özgürlüğüymüş gibi. Burada şöyle irkiltici bir şey var. Tartışmayı imkansızlaştıran bir şey benim için. Sürekli kavramların yani sürekli bir paradigma kayması halinde konuşuyor olmak. Çünkü kavram denilen şey işte bu kavramlar ilke, etik, sansür hani hangisini alacaksak tartışıldıkları bağlama göre anlamları ve tarihleri, o anlamları edindikleri tarih değişen kavramlar. Dolayısıyla bunların tek bir tanımı da yok, tek bir yaşantısı da yok. Dil organik bir şey. Yani anlamlar yükleniyor, kavramlar o anlamları bırakıyorlar. Dolayısıyla tartışabilmek için bir çerçeve lazım. Yani işte Senem senin söylediğin gibi hani bir bağlam lazım. Bağlamsız bütün tartışmalar. Yani her kavram, her diyalog halinde biriyle tartışmaya çalışırken kavramlar sürekli anlam değiştiriyor. Ve bu sürekli tartışmayı imkansız kılan bir hale getirdiği gibi aynı zamanda hem kavramların içini çok boşaltıyor, hem dili erozyona uğratıyor, hem de aslında ilerici progresif bir düşünce üretmeyi de imkansız kılıyor. Yani bunun kendisi, bu tartışma yönteminin kendisi tahakküm üreten bir söylemden kaçınması mümkün değil. Dolayısıyla belki de en irkiltici olan benim için bu tartışmalarda, evet yani son işte bir haftadır dönen tartışma üzerinden belki konuşuyoruz ama genel olarak aslında Twitter mecrasına özel konuştuğumuzda da konuşmadığımız, yani artık bir söz üretmek istediğimiz zaman dil böyle elden kaçan bir şeye dönüştü. Yani dil çünkü aynı zamanda ideolojinin taşıyıcısı. Ve o yüzden de anlaşabilmek için kavramlarla, çünkü kavramlar çok yoğun. Onlar bir sürü anlamı ve bir sürü aynı zamanda toplumsal referansı dönemidir. Dönemsellik yok. Yani bir şimdi ve burada yok, bir tarihsellik yok, toplumsallık yok. Yani hani böyle sürekli Richard Sennett'in kamusal insanın çöküşü şeyi böyle kafamda dönüp duruyor. Yani kamusal ne? Hani mesela Twitter kamusal mı? Yani artık o kadar temel kavramlara kadar geri gitmek zorundayız ki sanki karşılıklı verimli bir söz üretebilmek için. Bu bana
neredeyse korkutucu geliyor. Yani bu kadar kavramların içinin boşalmış olması, bu kadar keyfi bir şekilde sürekli sınırlı bir ve anlık bir retoriğin içerisinde keyfi bir şekilde tanımlanabilmesi. Yani etik konuşuyorsun ama aslında etik bazen ahlak oluyor. Hani en olmaması gereken şey. Bazen kurumsal sansür yerine geçiyor. Dolayısıyla bu dilin düşünce üretme kapasitesini sıfırlayan bir şey. Bu bana çok tuhaf ve irkiltici geliyor. Sanki geri dönüp, yani eğer şu noktada bir tartışma sürdürürken değer diyemiyorsak, ilke diyemiyorsak, etik diyemiyorsak, yani bu kavramlar bu kadar fazla kirlendilerse belki dönüp bu kavramları temizleyerek işe başlamamız lazım. Bu normal bir şey. Yani mesela işbirliği olumlu bir adlandırma olmalı değil mi? Çünkü işbirliği yapmak güzel bir şey. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında işbirliği, işbirlikçilikten dolayı çok kirlenmiş bir kavramdır ve çok uzun süre aslında olumlu anlamında kullanılamamıştır. Daha sonra direniş ve mücadele tarihi içerisinde temizlenmesi gerekmiştir. Yani geri kazanılması gerekirmiş. Bizim bu kavramları geri kazanmamız gerekiyor. Yani değer diyemeden, ilke diyemeden, etik diyemeden neyi tartışacağız Allah aşkına? Hani burada hemen araya gireyim. Bir örnekler üzerinden de gitmek için belki de. Aslında stand-upçıların yaptıkları şovlar, komedi şovları üzerinden çok tartışıldı bu mevzu. Onun akabinde de Can Evrenol'un bir festival için çektiği kısa bir video üzerinden çok tartışıldı. Şimdi bu Can Erdoğan'ın çektiği videoya Haziran Düzkan'ın bir tweet'i vardı. Artık erkek yönetmenler böyle filmler yapamıyor neyse ki tarzında bir tweet. Şimdi bu Haziran Düzkan'ın söylediği bu söz bir tür müdahale. Yani yaratıcı yönetmenin özgürlük alanına müdahale olarak algılandı. Oysa bir başka grupta yani bunun bir müdahale değil, bunun sistemdeki sinema üretme denen şeyin sistematik olarak bir erkek bakışı hakimiyeti altında olduğunu vurgulayan bir tweet, dolayısıyla hani bir eleştirel düşünce ortaya koyan bir tweet olarak niteledi. Şimdi burada mesela bu tartışmada da işte kolektif değer gibi sözler sarf edildiğinde bu kolektif değerlerle işte milli değerler yan yana getirebiliyor mesela. Oysa biz kolektif değerden bahsederken insanların ürettiği, ki bu örnekte mesela kadın direnişinin ürettiği değerlerden bahsediyoruz. Ama bu işte bir tür hani bu değer kavramını kullanmak bile sırf milli değerler diye başka bir baskıcı olabilen bir kavram olduğu için bağlam dışı bir yere çekilerek bir işte çelişkiye parmak basıyormuş gibi sunulabiliyor Twitter'da. Bu benim kendi tanık olduğum bir örnek. Bunun gibi Gülengül'ün bahsettiği noktaya temas eden çok fazla örnekle karşı karşıyayız. Belki Ali sen buralardan devam edersin. Yani ben biraz o dilden bahsederken sadece belki hani tartışmanın malzemesi olan filmi de işin içine katarak belki biraz oradan devam edebiliriz. Yani dil sadece hani gündelik konuştuğumuz dil, yazdığımız dil var. Bu gelişiyor, dönüşüyor, farklılaşıyor. Aynı şey sinema dili için de geçerli. Yani nasıl bütün kültüre eril bakış ya da eril tahakküm hakimse, dile de o hakim, sinema diline de o hakim idi. Yani bütün sinema tarihi erkeklerin gözünden, erkekler için, erkeklerin hikayelerinin anlatıldığı filmlerle dolu. Ve birazcık oradaki mesela dil hakkında konuşurken ifade ettiğimiz şeyler, yani ister yazılı ya da sözlü olarak söylediğimiz şeyler olsun, ya da bir ifade aracı olarak kullandığımız işte sinema, edebiyat, müzik ya da farklı bir
araç olsun. Sonuçta biz geçmişin mirasının üstüne bir şey söz üretiyoruz her zaman. Yani onun tarihselliğini, geçmişte yapılanları, geçmişteki ifade şekillerini düşünmeden ve onları da yaptığımız şeyin içinde nereye oturduğunu ya da ürettiğimiz şeyin onlar içinde nereye oturduğuna dair kafa yormadan bir şey üretmek yanlış anlamlar yaratmamıza vesile olabiliyor ya da yaratabilir. Yani ister bir şey yazıyor olalım, ister bir şey çekiyor olabilirim, olalım. Biraz öyle düşünmek lazım. Çünkü tartışma şeye geldi ya birazcık hani Can Evrenol'un filminde. Yani sonuçta doğrudan aslında çok kısa bir tanıtım videosu gibi bir şey bu arada. Onu biraz daha açalım belki denk gelmeyenler, bilmeyenler vardır. Yani kamu spotu diyeceğim. Evet, kamu spotu. Bir böyle gerçekten film festivali için yapılmış küçük bir tanıtım filmi ve telefonların filmde kapatılması gerektiğini hani seyirciye söyleyen. Ve burada da aslında bir kadın telefonu kapatmadığı için bir erkek tarafından öncelikle kafasının arkasına bir delik açılıyor, arkasından tecavüze uğruyor. Ve en son film adamın boşalmasıyla bitiyor. Ve bunun üstüne çıktı tartışma. Yani burada ne bileyim işte bu kadar kısa sürede bir tecavüz sahnesini bu şekilde ve hatta slapstick komedi türkülerinde kullanan bir dili var kısa filmin. Bu şekilde anlatmanın geldiğimiz noktada en azından hani bize ne söylediğini bulmak çok da zor değil. Yani şöyle bu iki stand-upçı örneği üzeri Can Evrenol'un filmini hani beraber bir arada bir şekilde konuşacaksak öncelikle hani şeyin çetrefilliğini bence ortaya koymakta fayda var. Yani sonuçta Twitter gibi hani bir kamusal alandır. Bir kamusal alanda hani birilerine bir şey deme hakkı var. Eyvallah, herkesin söz hakkı olan bir alan. Ve eleştiri de bu alanın içinde. Yani biri herhangi bir sanatsal üretim de olsa, söz de olsa ona bir tepki alabilir, bir eleştiri alabilir. Böyle bir şey yapılamaz diyebilir birisi. Hani bunlar hepsi gündelik aslında kamusal diyaloğun bir parçası. Ama içinde bulunduğumuz dönemin koşulları itibariyle gerçekten şöyle örnekler olduğu için stand-upçılıkta burada ifade özgürlüğü çok daha karmaşık bir hale geliyor aslında. Birileri bir şeyi eleştiriyor. Hani ideolojik olarak, şu bu olarak katılmıyor, bir şeyler diyor. Ondan sonra böyle bir kar topu etkisiyle büyüyor. Daha güç sahibi diyelim ya da işte sözünü dinletebilen birilerinin üzerinden yargı mekanizmasına bir şekilde ulaşıyor ve bir ceza olarak bu geri dönüyor. Şimdi burada karşımızda bence çok büyük bir sorun var. Çünkü bu da haliyle beraberinde neyi getiriyor? Hem insanlarda eleştirildikleri zaman ceza alacakları, alabilecekleri şüphesini getiriyor. Haksız bir şüphe değil. Diğer yandan da bizim eleştiri hakkımızı devlet bizzat elimizden alıyor. Yani bence buradaki en büyük tehlike orada eleştirinin alanında kalması gereken ve orada istediği şekilde özgürce hani üslubu, şusu, busu neyse nasıl olacaksa olabilecek olan şey o ifade, toplu ifade özgürlüğü, burada öyle bir şeyden bahsedebiliyoruz, bizzat devletin kendisi tarafından elimizden alınmış oluyor. Bence bu aşırı tehlikeli bir şey. Çünkü gerçekten hem eleştiriyle suçun, cezanın, işte sansürle bilmem nenin, bütün bu kavramların zeminini kaydıran şey. Yani aslında keyfi dedi ya Gülen gibi biraz. Yani devletin keyfiyeti, hukukun keyfiyeti hiçbir zemin elimizde bırakmadığı için bu alanlar sürekli karışıyor. O yüzden de insanlar kendilerini haklı olarak da tehdit altında hissediyorlar. Orada da bütün mağduriyet şeyleri de karışık hale geliyor böylece. O yüzden yani burada nasıl yapacağız bilmiyorum ama hani hem eleştiri özgürlüğünü hani sonuna kadar savunmak ama aynı zamanda onun yol açabileceği, hani çok mantıksız bir şekilde aslında yol açtığı cezalara da aynı şekilde karşı durarak ama eleştirel zihniyetimizi, eleştirel düşüncemizi de kaybetmeyerek
bir mücadele alanı ortaya koymamız gerekiyor. Yani bana şu an özellikle sosyal medyadaki ki elimizdeki kalan şu an tek kamusal alan, o yüzden çok mühim görüyorum Twitter'ı. Oradaki ifade özgürlüğümüzü nasıl koruyacağız? Eleştiri özgürlüğümüzü daha ziyade nasıl koruyacağız? Çünkü birilerinin başına bir şey gelecek korkusuyla sözünü söyleyememek, hani neyse, faşizmin tanımı biliyoruz yani. Hani buna boyun eğmemenin bir yolu olmalı. Ben de oraya bir küçük ek yapayım mı? Yani o dediğin yani orada, çünkü eğer iki taraf varsa bir şekilde bir tartışma yürüten, diyelim bu hani bu film bağlamında olabilir ya da stand-up bağlamında olabilir, böyle bir taraflar ayrılmıyorsa işte eleştiren ve eleştirilen. Şimdi bu iki taraf yani karşılıklı verilen tepkiler bu iki taraf arasında aslında çok eşit olması gereken bir düzlemi eşitsiz bir alana çekiyor ya, yani eleştiren ve eleştirilen arasında sanki eşitsiz bir güç ilişkisi varmış gibi konuşuluyor. Yani eleştirilen linç edildiğini iddia edebiliyor. Bu sadece tekil örnekten bahsetmiyoruz. Yani ama bir yandan şey tehlikesi de var sonuçta, hani siber kabadayılık mı desek ne desek. Yani böyle bir tehlike var. Bunu da bir cebe koyalım. Ama en başta bu ikili kurulan ilişkinin aslında temelde, işte bu ilkeye tekrar dönüyoruz. Aslında bunun gayet adil bir tartışma düzlemi olduğunu, belli sınırlar içinde yapıldığı zaman hani karşılıklı kabul edilmesi gerekiyor. Bu kabul yoksa işte oradan mağduriyet çıkabiliyor. Mağduriyet çıktığı zaman birinin suçlanması, hatta neredeyse resmi otoritelere şikayet etmesine kadar gidebilecek bir yol açmış oluyor. O yüzden birazcık yine tartışma zemininin ne olduğunu da herkesin, yani ne olduğuna dair hepimizin, aslında hepimiz derken genel hepimizden bahsediyorum, bir ortak fikre ve hani kabule sahip olmamız lazım en başta. Şimdi burada Can Evrenoğlu'nun aslında videosunun bu kadar tartışılmasının bir nedeni, bana kalırsa Can Evrenoğlu'nun yaptığı filmlerin Türkiye'de az yapılan, yani gore türünün örneklerini veren ve Türkiye'de çok gerçekten biz hani sinema alanında çalışan insanlar olarak çok fazla çekilmeyen, ki Can Evrenoğlu bunu kısa filmlerinden beri yapıyordu. Çok fazla belki Yeşilçam'da tek tük örnekleri var. Fakat daha sonradan bu işte daha art house'ta birleşen gore türünde ya da giallo vesaire türlerinde çok fazla üretim yok. Ve bu Türkiye'de, Türkiye'nin gelenekleri içinde diyelim, sakıncalı görülebilecek içerikler ürettiği söylenebilecek bir yönetmen. Şimdi burada gelen eleştiriler... Peki var mı böyle bir örnek? Yani bunu söylüyoruz da şimdi, hani çok özür dilerim sözünü böldüm ama Can Evrenoğlu'nun kendi sinemasında daha önceden almış olduğu böyle bir tepki var mı? Yani böyle bir tepki derken herhangi bir şekilde aslında yani ürettiği içeriğin kullandığı üslubun, türün, yani buralardan ona gelen bir baskı olmuş mu? Onu kendi adıma bilmiyorum yani Can. Yani bir yandan çok desteklenen bir yönetmenden bahsediyoruz, yani Haziran'ın da defaatle hatırlatmaya çalıştığı aslında burada tam da aslında bu söz üretme ve hani film yaparak, yazarak, üreterek söz üretme meselesinde zaten çok ciddi bir eşitsizlik var kadın ve erkek sanatçılar, yazanlar, üretenler arasında. Ne tarafından? Sermaye tarafından desteklenmek anlamında. Böyle bir içeriği, yani bu tarz bir içeriği yapan, sexploitation üzerinden söz üreten bir kadının, çok gerçekçi olalım, Türkiye sermayesi tarafından görülmesi, desteklenmesi ile erkek bir yönetmenin görülmesi, desteklenmesi arasında uçurumlar var yani. Hani bu bizim içinde yaşadığımız gerçeklik. Dolayısıyla var mı ki böyle bir şey? Yani ya Can üzerinden bilmiyoruz ama başka örnekler tabii ki hani korku sinemasında vesaire oldu, ya da korku sinemasının kendisinin zaten kendi kendini bastırması ve otosansüre uğratması diye bir şeyden bahsedebiliriz. Ama dediğin nokta şu açıdan çok doğru. Korku sineması da kendini bastırırken zaten geleneksel değerlere doğru bir yere çekiyor.
Yani orada bastırdı yani. Korku sineması bunu yaparken hani erkek egemen değerleri gösterebileceğini biliyor. Ama mesela bir kadın seri katil üretemez. Yani Zeynep'in son oradaki tartışmada ısrarla şey söyledi ya. Ya iyi de burada yenilikçi hiçbir şey yok ki. Yani hani eğer sen subversion'dan bahsediyorsan, kültürü sapkınlaştıran ve bunu bir sınır ihlali olarak yapan, bir şeyi exploit eden, sömüren, dolayısıyla var olan sömürü sistemini görünür kılan. Bunlar böyle kavramlar arkadaşlar. Yani sexploitation türü sömürüyü, var olan sömürüyü görünür kılmak için kullanır. Subversion, sapkınlık ancak ilerici bir dili var olan tahakküme karşı durduğunda kullanır. Sen zaten var olan tahakküm dilini, var olan tahakküm ideolojisini, var olan ezen ezilen ilişkisini yeniden üretiyorsan, özür dilerim, sexploitation da yapmıyorsun, subversion da yapmıyorsun, yani sınır ihlali de yapmıyorsun. Yani sadece çok feci bir şekilde aslında var olan her tür tahakküm ve sömürü ilişkisini pekiştiriyorsun. Burada yenilikçi bir şey yok yani. Eğer burada mesela provokasyon, var olan provokasyon bu tartışmanın içerisinde Can'ın filminin ürettiği söylemden gelmiyor. Can'ın filminin böyle bir gücü yok. Yani çünkü bahsedilen türlerde sexploitation bilmem falan, şimdi bir türün sadece estetiğini aldığın zaman o türde örnek vermiş olmuyorsun. Yani tür aynı zamanda kendi bir düşünce sistemidir, bir tarihi, bir politikası vardır. Sadece bir estetik değildir yani. Buradaki provokasyon Haziran'ın ifadesinde. Yani bu tartışmayı bu kadar kutuplaştıran şey Haziran'ın ifadesinde ki örtük önerme. Burada şöyle bir örtük önerme var. Yani Haziran şunu söylemiyor mesela. Doğrudan deseydi ki erkek yönetmenler böyle filmler yapamasın demiyor. Yani bu bir sansür çağrısı olurdu çünkü. Diyor ki yapabildikleri günler dün gibi diyor. Hatta bunun üzerine de verdiği cevaplardan birinde tweetlerde işte bunu nasıl dersin diyen birine de şöyle demiş. Yani nasıl derim değil, yani dedim ve hani zaten Can Evrenol'un ilk ifadesi de bugün yapsam öyle yapmazdım oldu. Yani dolayısıyla hani bu bir tespit. Yani Haziran orada bir tespit yapıyor. Bu tespit neyi gösteriyor? Statükonun değişmiş olduğunu gösteriyor. Yani bundan işte kaç yıl, 8 yıl önce mi? Hani yapılan bu filmin bugün ana akım içerisinde yer almak isteyen bir yönetmen zaten yapmaz. Niye? Statüko değişti. Bu değişen statüko bir kazanımdır. Yani aslında Haziran çok hınzırca söylemediği yerden kurduğu önerme üzerinden provoke ediyor herkesi. Çünkü bu kazanım şu an çok göz korkutan bir şey. Yani bu kazanım bir şekilde feminizm üzerinden, özellikle Me Too hareketi sonrası yükselen ses, kendisi bunun yarattığı kaygı ve korku bir şekilde bir mağduriyet gibi algılanıyor. Yani hani sanki feministler sesini yükseldikçe karşı tarafta aslında tahakkümü kuran, tahakkümün öznesi olan eril akıl sanki beni işte şey yapıyorsun, ben mağdurum. Nerede mağdursun? Mağduriyetin şeyi ne? Yani görünür şeyi ne? Hapiste misin? Film mi yapamıyorsun? İşsiz mi kaldın? Yani bu film dili dersi veriyoruz hepimiz ve ilk işte bir sahneyi sadece anlatısıyla değil ya da bir filmi anlatılma biçimini de dahil ederek yorumluyoruz film dilini analiz ederken. İşte kameranın nasıl kullanıldığı, ışığın nasıl kullanıldığı, mizansenin nasıl tasarlandığı. Ve bazen öğrencilere, hep öğrencilerden gelir o soru. Yönetmen gerçekten bunu böyle düşündü mü? Hani sallıyorsun, aşırı yorum yapıyorsun gibi aslında tepki alırız. Şimdi yönetmen onu ister düşünsün ister düşünmesin, sinema dili dediğimiz hani yazılı dil gibi başı sonu ortası olan sistematik bir yapı ve sürüsüyle yapı taşı var onu bir arayıştan. Onun içindeki her şey birbiriyle ilişkili ve birbirini besliyor ve birbiriyle bağlantılı. O yüzden yönetmen bir şeyi çekme şekliyle onu düşünsün ya da düşünmesin, o bağlamın içinde bir anlam üretecektir. Anlatabiliyor muyum? Yani ben öyle düşünmedim diyebilir ama onun öyle düşünmüyor olması o çekim şeklinin neyse sahnenin içinde, filmin içinde o anlama gelmediğini de işte neyse o anlam söyleyemez bir yandan. Şimdi
Birincisi bu. İkincisi yani sinema tarihi dedik ya biraz. Hani sexploitation falan bahsettik. Yani hem bunun özgürleştirici bir tarafı olduğunu söyleyen akademik çalışmalar var. Bir yandan eleştirel yaklaşanlar var. Ama sinema tarihinden tekil bir örnek vereyim. En basit belki. İşte orada object muhabbetleri de döndü çünkü. Alien diye bir film çekildikten sonra hani üstüne Alien öncesi dönemde yapılmış sexploitation filmlerine benzer bir şey çekmek de bilmiyorum, tartışılması gereken bir şey. Neden? Çünkü Alien'ın senaristi şöyle yola çıkıyor. Diyor ki ben artık kadın bedeninin sömürüldüğü ekranda bir sexploitation filmlerinden bıktım. Ben erkek bedeninin tecavüze uğrayacağı ve erkeklerin bedensel endişe yaşayacağı bir korku filmi yazmak istiyorum diye yola çıkıyor ve öyle bir film çekiyor. Ve Alien'da siz bir adamın oral yolda tecavüze uğradığını, hamile kaldığını ve karnından penis benzeri bir yaratık çıktığını görüyorsunuz. Ve evet, provokasyonsa provokasyon. Ve bir yandan neyi görüyorsunuz? Bir grup insanın teker teker öldüğü slasher filmlerinden ne benzeyen bir anlatı yapısı var ya, tek tek ölüyorlar ve sonunda bir final girl kalıyor. Ve filmde tek tek beyaz erkeklerin önce öldüğünü ve geriye sadece işte bütün erkek öldükten sonra bir kadının geri kaldığını görüyorsunuz ve bunun içinde Alien sermayede laf ediyor. İşte bilmem kaç ışık yılı uzaktaki gezegene maden sömürmeye giden bir grup aslında işçinin hikayesi üstünden anlatıyor. Ve bu işçilerin aslında bu yaratığı, bu silah olarak kullanabilecek yaratığı korumak uğruna sermaye tarafından işçilerin gözden çıkarıldığını da anlatan bir film. Şimdi katman katman baktığınızda işte provokasyonsa, goresa neyse hani hepsi var ve bunu bu şekilde anlamlandırabilirsiniz ya doğru kurduğunuz zaman. Birincisi bu. Şimdi o yüzden sexploitation demişken sinema tarihinden bu örnekleri ve bu alternatif muhalif söylemi üreten ve süsüyle şok edici örneği düşünmeden zaten böyle bir savunma yapmak bana tuhaf geliyor. İkincisi biraz önce dedik bu siyaseten doğruculuk muhabbeti. Aklıma şey geliyor benim, hani tam olarak böyle provokatif bir şekilde siyaseten doğrucu olan her türlü duruşun İçini boşaltmaya çalışan yönetim olarak Tarantino var. Yani Tarantino Inglourious Basterds'da ne yapıyor? Alternatif tarih yazıyor. Ve çok aslında hani çok tüketilmiş, çok sömürülmüş İkinci Dünya Savaşı'na dair bir meseleyi alıp bambaşka bir düzlemden anlatıyor. Şimdi Inglourious Basterds işliyor. Çünkü tarihsel olarak durduğu yer o meselenin, üstüne yaşananlar, sinema tarihindeki örnekleri ve o filmin onların üstüne bir şey söylediği çok net. Yani sinema üstünden söylüyor ya İkinci Dünya Savaşı filmlerini, ben bu salonun içine gömüyorum, yakıyorum, bitiriyorum artık bu devri. Bambaşka bir şey söylüyorum diyen bir film. Şimdi aynı şeyi ama günümüze gelelim. Once Upon a Time in Hollywood'da yaptı. Yani Me Too muhabbetinin bu kadar yükselişte olduğu bir dönemde iki tane çok erkek ve güya zamanında çok yüksek yükselmiş yıldız olan iki tane Hollywood yıldızının aslında alternatif bir tarih yazımında kahraman erkeklere döndüğünü gördük. Once Upon a Time in Hollywood'da yaptığıyla Inglourious Basterds'da yaptığı anlatı numarası olarak aynı, benzer. İkisi de siyaseten doğrucu olmayan bir yerden besleniyor. Ama biri daha çözülmüş, daha üstüne düşünülmüş, daha üstü, daha bazı şeyleri oturmuş mesele İkinci Dünya Savaşı. Yani oradaki bütün o güç ilişkileri, her şey, yüzleşilmeler yaşanmış, cezalar çekilmiş, işte ne bileyim Almanya bedeller ödemiş falan. Hani orada tamamen olmasa bile birazcık kapanmış bir mesele var. Ve onun üstüne alternatif bir alan açmak belki çok da tehlikeli bir şey olmayabilir. Ama kadın bedeni, kadın emeği dünya üzerinde işte binlerce yıllık bir sömürü mirasının üstünde devam ediyor hala bu sömürü ilişkisi. Bu mesele hala yeni yeni konuşulmaya ve çözülmeye başlanmışken buna hemen burun kırıp işte bu Me Too hareketine işte filmdeki hippilere mesela falan burun kırıp böyle bir alternatif erkekçe bir şey üretmek ne kadar bize bir şey hitap etmediyse en azından Senem'le bana mesela benzer geliyor bu. Yani bu siyaseten doğrucu olmama halinin provokatif ve zihin açıcı bir tarafı olduğu doğru ama bunu tarihsel bağlam ve toplumsal koşullar içinde değerlendirmek lazım. Yani Alien gibi bir şey olabilir, Inglourious Basterds gibi bir şey olabilir ama işte Once Upon a Time in Hollywood bence olamaz gibi. O yüzden bu filmi de böyle bir bağlam içinde değerlendirmemiz lazım. Yani bana bir kadının penisle cezalandırıldığı bir kısa film hiçbir şey ifade etmiyor, alternatif bir söylem üretmiyor, üretemez zaten. Hani. Yani zaten gündelik gerçekliğimiz
tecavüzün, cinselliğin bir şiddet yöntemi olarak kullanılması. Bahsettiğimiz bir, film bir kamu spotu. Dolayısıyla doğrudan mesaj vermek üzere. Yani sinemada telefonunu kapat. Kapatmazsan ne olur? Kapatmazsan cinsel şiddetle cezalandırılırsın ve bu komik bir şey olur. Çünkü you had it coming. Çünkü hak etmiştin. Yani şimdi kamu spotu, yani her tür kendi içerisinde belli tabii ki ideolojik sınırları var. Yani sen kamu spotu yapıyorsan doğrudan kamusal alanın nasıl kullanılacağı üzerine buradan bir kurallar bütünü dayatan bir şeydir. Didaktiktir kamu spotu ya. Yani şimdi hani tamam anlıyorum. Zaten bütün mantık kamu spotu gibi bir türün içine bunu koymak falan ama yani olmamış, kusura bakmasın kimse. Yani Gülen Gül'ün söylediği hani mesela Can Evrenol örneğinde hani hani film çekmesi mi elinden alınıyor, bir hani nedir oradaki kayıp ve oradan üretilen mağduriyet neyin mağduriyeti konusunda belki bir şeyleri daha netleştirmekte fayda var. Bence işte sınıfın, cinsiyetin, ırkın beraberinde getirdiği, egemen tarafta olanın beraberinde getirdiği görünmez ayrıcalıkların elinden alınıyor olmasının mağduriyeti o aslında. Ve doğrudan bu bir eşitlik talebi o yüzden aslında. Yani tabii ki dilediğini dilediğince çekmek denen lüks herkese bahşedilmiş bir şey değil. Bir kere daha düşünmek, hani kendi aramızda konuşurken de şey yaptık. Yani bir kadın zaten herhangi bir şeyi söylerken bunu bir kere değil, 10 kere düşünüp söylüyor. Söylemek zorunda çünkü hani toplumsal cinsiyet rollerinin onun üzerinde kurduğu tahakküm onu zaten sürekli öyle bir pozisyona itiyor. O yüzden her şeyi yapmak bir tür cesaret cesaret gerektiriyor. Onu sen kendi içinde o mücadeleyi zaten sürekli yaşıyorsun. LGBT'yi bir birey olarak yaşıyorsun, yoksul olarak yaşıyorsun, neyse yani. Ama o sahip olan özneler kendi ayrıcalıklarının farkında olmadıkları için onların bir ayrıcalık olduğunun dahi farkında değiller. Yani o yüzden de bunun ellerinden alınıyor olması, bu ayrıcalığın ellerinden alınıyor olması onları tabii ki dehşete sürüklüyor. Onları tabii ki sürekli bir defans mekanizması ve savunma içerisinde bırakıyor. Ama orada görülmesi gereken şey o ayrıcalıklar senin elinden alınmıyor. Karşı taraf tarafından aynı ayrıcalıklar talep ediliyor. Bu bir talep yani ve bu çok meşru bir talep. Bu bir eşitlik talebi. Daha fazlası değil. Hani bunu bence çok net bir şekilde ortaya koymakta fayda var. Evet, LGBTİ dedin. Burada tartışmayı başka bir sansür vakasına çekmek istiyorum. Daha doğrusu sansür olduğu iddia edilen bir vaka. Ortada bir sansür var mı yok mu belirgin değil ama o yüzden de üzerine konuşulması gereken ve ilginç bir şekilde burada tartıştığımız bir mecra olarak Twitter üzerinden oluşan bir vaka. Aşk 101 dizisi, Netflix şirketinin 4. Türkiye yapımı. Aşk 101 dizisindeki Osman adlı karakterin eşcinsel olduğu iddia ediliyor. Bir fake, sahte bir Twitter hesabından, dizinin adını taşıyan sahte bir Twitter hesabından ve bunun üzerine homofobik bir kampanya başlatılıyor. Şimdi burada kampanya kelimesini kullanıyorum çünkü çok net olarak bunu tespit edebiliyoruz. Hani Haziran Düzkan ve Can Evrenol vakasında Haziran bir tweet attı, o kadar bir Twitter kullanıcısı. Şimdi burada ise bir sahte Twitter hesabı alınmış. Onun üzerinden bir Netflix dizisindeki bir karakterin eşcinsel olması üzerinden homofobik bir kampanya örülmüş. Bunu biz Twitter hesaplarından görüyoruz. Aynı anda aynı hashtag'i kullanarak yapılan bir kampanya. Dolayısıyla linç tam bahsedeceksek orada linç var, burada yok. Yani bir kere bunu ortaya koymak çok açıkça gerekiyor. Şimdi orada ne oldu? Evet, Netflix adam ol hashtag'i üzerinden örgütlenen homofobik bir kampanya düzenlendi o gece. Bunun üzerine Netflix bir açıklama yaparak, ki yapma gereği de duymayabilirdi, bu sahte hesabın söylediklerinin yalan olduğunu, böyle bir eşcinsel karakter olmadığını
iletti takipçilerine Twitter'dan. Bunun üzerine Rütük bir açıklama yaparak biz Netflix'i bu konuda uyardık. Zaten kendileri de böyle bir karakter olmadığını söylediler dedi. Ve ileride bir eşcinsel karaktere sahip bir dizi üretilirse Rütük'ün dediği burada aslında doğrudan sansür uygularız. Ardından ne oldu? Aşk 101 yayınlandı. Ve Osman karakterinin eşcinsel olmadığı ortaya çıktı. Fakat çeşitli spekülasyonlar da dönüyor. Nedir bu spekülasyonlar? Osman karakterinin sevgilisi olmaması, hikaye akışında ilk sezonda sevgilisi olmaması üzerinden Netflix'in Osman'ın eşcinsellik hikayesini çıkararak diziyi sunduğu yönünde bir iddia var. Fakat kampanyanın yapıldığı tarih yanılmıyorsam 8 Nisan, dizinin çıkarıldığı tarih 24 Nisan. Bu kadar hızlı bir hikaye adaptasyonu çok gerçekçi görünmüyor. Olabilir. Tabii bir spekülasyon. Yanlış demek de doğru değil. Belki de böyle bir şey yapılmıştır. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı Osman karakterinin sevgisi olmaması üzerinden Osman karakterini başka erkeklere yakıştıran bir ekol de var Twitter'da. Bu arada buna da shipping deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Yani hayranların kendi hayal güçleriyle dizilerde izledikleri karakteri birbirlerine yakıştırması, bunlar çok iyi çift olurdu falan diye düşünmesi ve bunu sosyal medya aracılığıyla ifade etmesi. Aşk 101'de de bu oldu. Osman'ı başka erkek karakterlere yakıştırdılar. İkinci sezonda böyle bir hikaye girer mi bilmiyoruz. Girmez herhalde çünkü girse bile Rütük sansürleyecektir diyorum ve bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Yani Netflix'le alakalı bu arada yani yıllardır süre giden arada alevlenip sönen bir tartışma o. Yani rahatsız olan bayağı bir kesim var. Netflix dizilerinin birçoğunda queer ya da LGBT birey temsili olduğu için ve oradaki en büyük hani savunma bunların görünür yani bu insanların görünür oluyor olmasının eşcinselliği özendirteceği yönünde bir argüman var. Yani tekrar en baştaki konuya geri dönecek olursak hani bazı ne bileyim kültürel ve biyolojik ve doğal bazı gerçekler falan gibi şeyleri konuşmak gerekiyor. Yani çok görücü ve lüzumsuz gelebiliyor bazen aramızda. Yani tekrar bunları tekrar etmek ama çok tekrar söylenmesi gereken bir şey. Yani eşcinsel canlılar var. Dünyanın kuruluşunun başından beri var. Eşcinsel memeliler var. Var olmaya da devam edecek. Yani bunu engelleyebilecek hiçbir mekanizma yok. İnsanlar üremeye devam ettiği sürece. Ve kimsenin libidosu da özenerek değişebilecek bir güçte değil. Libido dediğimiz şey özenilerek elde edilen bir şey değil. Tamamen de hormonal ve kültürel bir yandan süreçlerden bahsediyoruz. Ancak heteroseksüellik özenilebilir. Yani heteroseksüel gibi yaşamaya özenen muhafazakar ve baskıcı toplumlarda sürüsüyle erkek ve kadın var. Heteroseksüel eğilimi olmamasına rağmen. Özenmeden bahsedeceksek her yerde heteroseksüel performansı yapan ve her yerde heteroseksüellite performansının yapıldığı dizilerde, filmlerde, sokakta, evde neyse bir dünyada özendirme gücü olabilecek tek şey o. Görünmeyen ve zaten azıcık görünen ve çok azıcık temsil edilen bir şeyin böyle bir gücü olamaz. Bu ancak var olduğunu gösterme mücadelesinin bir parçası olabilir ya da bu mücadeleye ve direnişe katkı sağlayabilir bu temsiller. Yani yok edilebilecek bir şeyden bahsedemiyoruz. Olmayacak da. O yüzden sadece her yerde olduğu gibi en azından varlığını kabul etse bile makbul olanı görünmez ve duyulmaz halde yaşandığı sürece makbul olan bir gerçeklikten bahsediliyor ve bunun tek aslında sorunu herkes biliyor bunu. Sadece görünür olmasının yarattığı rahatsızlık.
Ki bu örnek yani şöyle enteresan, görünür bile olmadan bir rahatsızlık yaratıyor olması zaten hani olayın deliliği. Yani dizinin kendisi ortada yokken, karakterin kendisi ortada yokken bir hassasiyet uyandırıyor olmasından devletin sansür kurumunun buna müdahale etmesi. Yani daha abes, daha absürt bir şey olamaz ya aslında yani. Ama hani devamı da gelmeden yine hegemonyaya hani bağlamak gerekiyor yani, işte ya da Twitter'ın kamusallığından falan bahsettik. Yani son işte hani 1-2 haftadır içinde olduğumuz süreçte hani bütün LGBTİ'lere uygulanan hegemonik baskı, şiddet hani inanılmaz tehlikeli ve korkutucu bir seviyeye ulaştı. Ve bu gerçekten birinin biriyle arasındaki hani Twitter bir şeysi örneği gibi değil. Yani çok sistematik, çok kurumsal, çok baskıcı, çok tehlikeli bir şey var ortada. Yani o yüzden bunları bu kadar net ayırabiliyoruz. Yani hiçbir erkek yönetmen üzerinde bu kadar sistematik bir tehlikeli, işte şiddet şey yapan bir şey olmayacak, olmadı. Yani o yüzden burada taraflar hani neyin ne olduğu, neyin neye benzemediği falan aslında hani çok açık. Ya da hangi grupların, hangi insanların tehlike altında olduğu, hangilerin olmadığı da aslında çok açık. Yani bütün örneklerde de bunu görüyoruz. O yüzden de orada taraf yokmuş gibi davranmak gibi bir lüksü bence kimsenin yok aslında. Yani taraflar var. O yüzden de o taraflardan hangisinin yanında durduğumuzu ya da hangisine dahil olduğumuzu tabii ki açıktan bilmeli ve o tarafın ifade özgürlüğünü, o tarafın üzerindeki baskıyı kaldırmaya yönelik savunmaya geçmeliyiz falan. Biraz geniş bir spektrumda konuştuk. Ama bir yandan da sinema sadece sansür, ifade özgürlüğünü konuşmak için verimli bir alan değil. Aynı zamanda kendi başına zaten kadraj ve kadraj dışı dediğimiz şeyleri barındırdığı için, Senem'in daha önce vurguladığı görünmez ideoloji dediğimiz şeyi daha açıkça ortaya koyabildiğimiz ya da bunu da tartışabildiğimiz bir alan. Yani ne kadraj içinde, ne kadraj dışında vesaire gibi yerlerden aslında daha genel ideolojik tartışmalar da yapmamıza imkan tanıyan bir alan. Belki de bu yüzden biz de biraz farklı yerlere gitme zorunluluğu hissettik. Teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın.